Evet Galatasaray'ın manşetlerine de bir bakalım. Gazeteler Galatasaray'da yaşanan gelişmeleri bakalım nasıl detaylandırmış. Foto maçta bu aslan bir başka başlığı var. Galatasaray yıldızları ile olduğu kadar performansıyla, performansıyla da parlıyor diye ki... ...işte Yusuf'un Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı yine çok dikkat çeken bir haber olarak görünüyor. Zaten konuşacağız. Yine bir başka gazeteye geçtiğimizde sabah sporda herkesi solladı başlığı var performansıyla hedef olan Hollandalı en çok kazananlar arasında ki van Fanannot tabii ki Galatasaray'da yabancı sıkıntısı da sıkıntısı derken ilk 11'de hangi yabancı yer alacak diye Okan Buruk'un tabii ki bir düşüncesi oluyor her maçta Fanannot mu Kazım Can mı orada oynasın diye de tartışmalar var. Bu tartışmaların eşliğinde Fanannot ne kadar kazanıyor biraz buna değinilmiş gazetede diyelim. Ve Geçelim milliyete. Milliyette de geri döndüğüm için e, mutluyum başlığı var. Yine Kadıköy'de zirve yapılacak başlığı var ki o derbinin de Ocak ayında 2023 yılında oynanacağını söyleyelim. Tabi araya bir 2022 Dünya Kupası girecek ve e, takvimde de efsaneler terime sırtını döndü. Tecrübeli teknik adamla ilgili ortaya atılan iddia gündemi sarstı. Üç eski öğrencisi belgeselde olmak istemedi denilmiş ve e, o isimler de sol tarafta görülmüş. Hasan Şaş, Bülent Korkmaz ve Tugay Kerimoğlu. Az sonra bu haberi de konuşuruz. Galatasaray'da taşlar yerinden oynayacak haberi hürriyette. Sarı kırmızılarda sol bek ve forvet kesin değişecek. Sol açıkta da sürpriz bir operasyon yaşanabilir denilmiş Okan Buruk. Bu şekilde bakalım neler yapacak hep birlikte göreceğiz diyeyim. Ben de sevgili Nevzat'a döneyim. Nevzat istersen bu aslan bir başka haberiyle foto maçla birlikte başlayalım. Ee, karşılaşmalarda 1-0 geriye düşse de oyundan kopmayan sarı kırmızılı ekip 3 maçın ikisini çevirmeyi başardı. Antalya Spor, Ümraniye Spor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Konya Spor maçlarında galibiyet gollerini 80'den sonra atarak taraftarlarına coşku yaşattı demiş fotomaç. Galatasaray gerçekten ikinci yarıdaki oyunuyla ve direnciyle öne çıkıyor. Kesinlikle öyle. Ee, bu takım kalitesi, oyuncu kalitesiyle çıkınabilir. Geçen sezon bir travma var ee, ve o travma sonrası iyi bir transfer dönemi geçirdi Galatasaray. Taraftarını heyecanlandırdı. Dünya basında da haber oldu Galatasaray'ın önemli transferleri. Şimdi ben bunu tabii Galatasaray'ın belli bir dakikadan sonra işte 80'lerden sonra gol atması mesela hani klasik bir tabir vardır. Ş şampiyonluk alametlerinden midir? Çünkü hani son evet, dakika golü ama daha erken daha ligin başındayız? Ben şuna bağlıyorum. Bunu haberinde yaptım. Eee Okan Hoca'nın ki tartışılan bir teknik direktör. Daha yani Jesus gibi kontrolü eline almış değil. Daha yani Okan Hoca'nın da çok kaliteli bir kadro var. Ee, Okan Hoca bu kadro için hani yönetebilir mi? Üstesinden gelebilir mi? işin e, hakkını verebilir mi? Ee, diğer tarafta marka, yani teknik direktör çok büyük. Oyuncu grubu oynuyor. Yani sürekli oynuyor. Sen gir, sen çık. Yani böyle basketbol koçu gibi hareket ediyor. Resus o, o rahatlığı var. Doğru. Okan Hoca'nın elindeki şey o, biraz daha farklı tabii. Yani daha fazla yıldız oyuncu var çünkü. Ee, şimdi Galatasaray'da ben bu 7 maçlık performansa periyoda baktığım vakit son dakika golleri vesaire diyoruz ama Okan Hoca'nın teşhis ekibi falan da tartışılıyor aslında. Yani yeterli mi yetersiz mi? Bence iyi. Eee Okan Hoca maçları... Teknik ekip mi diyorsun? Evet, evet. Yardımcıları vesaire. Bir tane yardımcı e, arandığı gibi bir haberler de e, var. Var e, ama onu doğrulatamadım. Yani onu bir doğrulatmadan bilgi vermek e, istemiyorum. Orada ben Okan Hoca'nın maçları, e, te, maçlarda teşhisi doğru koyduğu anlamına gelir bu. Yani Okan Hoca'nın Giresun maçı hariç, bence Giresun maçında erken... Risk aldı. iki forvete döndü. Gomis sefer olacaktı. Devre arasında yaptı. yapılan değişikliği söylüyorsun. Tabi. Orada o iki değişiklik biraz panikle yapılmış bir değişiklik. Biraz daha sabırlı hareket edilebilirdi. Ama taraftar da bunu itiyor. Taraftar da hemen bir an önce gol gol bekliyor. Çünkü Antalya spor maçı kazanılmış. Bu sene her şey başka olacak. İyi transferler var büyük umutla girmişti. Giresun maçı kaybedildi. Çok büyük bir ayak kırıklığı yaşadı Galatasaray evet, tarafı. Mertens'in ilk maçıydı o maç. Yani Giresun maçı ben bir kırılma olarak Hı. görüyorum. Onun dışında mesela Antalya Spor maçında Gomis son 15'te pardon aldı. 2 dakika sonra gol oldu. Hatta niye geç aldı falan muhabbet sonra yapıldı. Yani aldı 2 dakika sonra Gomis golü attı mesela 90 artı 1'de Antalya Spor maçı. Üzerine 86 Ümraniye. Ümraniye maçı. Gomis yine sahneye çıktı. Golü attı. Ondan sonra Seferovic'de bir duraklama dönemi. Sonra Gomis 11'de tercih edildi ki doğruydu bu. Dolayısıyla Gaziantep maçı 90 artı 1. Orada Seferovic mesela sonradan oyun aldı. Seferovic'in rahatsız etti, savunma oyuncusu gitiyor galiba kendi kalesine gol attı keza bu hafta Konya Spor maçı. Ben yine Okan Hoca'nın değişikliklerinin yerinde olduğunu düşünüyorum. Yani Galatasaray fiziksel olarak da fena değil. Koşu. Ee, ama yani bu lig enteresan bir lig. Ee, yani bu ligde bilemiyorum benim habere birazdan sıra geldi. Orada onu detaylandırırım. Ben Okan Hoca'nın hani şöyle özetleyeyim. Teşhisi bir kere doğru koyuyor. Yani 7 haftalık performansına baktım vakit bir tek Giresun maçındaki değişiklikleri sorgulanabilir. Orada erken risk aldı. Çift forvete döndü. Onun dışında e, bu o anlamada gelir. Ama son dakika golleri tabii taraftarı da biraz şey yapıyor, geriyor. Gelmiyor da değil yani. Şimdi i̇nsanlar da bakıyor. Fenerbahçe 5 atıyor, 6 atıyor. E, biz ne zaman atacağız falan demeye başlıyorlar tabii. Tabii ama e, burada önemli olan nokta puan tablosu. Hayır, şimdi, yani teknik adam için. Şimdi sen hep böyle sıkıntılı kazanıyorsun. Yani bir ya, 96, 90 artı bir. Yani Ama tam bir yere kadar. Sıkıntılı kazandığın fikstür çok önemli bir fikstür. Yok yok ben bunu şey yapmıyorum. Ben buna katılıyorum. Ben, ben son derece başarılı buluyorum. Ama şimdi taraftar diyor ki ya diğer tarafa bakıyor işte. Ee, diğer tarafta işte 5-6 işte ne bileyim şov var bilmem ne var. Bak işte manşetleri görüyorsun. Bugün her tarafta Jesus manşet. Evet. Ama taraftar memnun etmek kolay değil ya. Şimdi 3-0 biter der ki ya iki tane kaçırdık keşke onu da atsak 5-0 der taraftar. E, Ama tar de yok yani. yok bu taraftar da mutlu edecek bir kadro var yani. Var var Kesin. Şimdi Mertensler, Ricardiler, Oliveira'lar, Mata'lar. Yo, mutlu etmek derken şey derim hep ister taraftar bir adım daha fazlasının bir adım daha sonrasını Ama Galatasaray ister yani. Galatasaray'ın zaten genlerinde de mutlu etmek vardır. Tabii. Nasıl Fenerbahçe'de dedim ya yetinmeyenlerin kulübüdür Fenerbahçe. Yetinmez 4 Beşi ister. Beş, altı ister. Galatasaray'da e, hatırlar mısın? Lucescu dönemi. E, 2000... Şampiyon olduktan sonra gönderildi. Ha. Oyundan dolayı. Oyundan dolayı gönderildi Lucescu. Lucescu başarısız değildi. Şampiyonlar Ligi'nde kilitliyordu 0-0'a 1-1'e. Ama mutlu etmiyordu. Ha. Yani Galatasaray çünkü 96-2000 döneminde bir oyun gördü. Onu gören Galatasaraylı için asla kesmedi. Yoksa bu son bence başarılıydı. Çok Beşiktaş başarılı gitti. Beşiktaş'ta da şampiyon oldu mesela. Tabii ki. O son. son yani, e, bu noktada e, erken abartmak için ya e, iyi ve kötü terimini kullanmak için mesela Trabzonspor şık vermiyor gibi gözükebilir. Pek öyle de olmayabilir her takım için erken. Ya da Beşiktaş uzay takımı bir hafta bir 45 dakika Muazzam bir oyun. Bu ligin çok çok üzerinde bir oyun. Ertesi hafta ya da e, 2 ikinci 45'ten sonra yerden yere vurulan bir Beşiktaş. Şimdi Fenerbahçe abartıyoruz. Şu an abartılı yorumlar ben çok görüyorum. Biraz da ayakların e, ayaklarının yere sağlam basması lazım ama Fenerbahçe'de zaten o gaza gelmeyecek teknik direktör olduğu için e, Kimse şey yapmaz yani bu şeyler falan gaza getirmez Cessu. cesus' ne yaptığını çok iyi bilen bir teknik evet, Tecrübeli bir teknik. Galatasaray için de Okan Hoca ben dengeli gittiğini düşünüyorum. Ee, Serkan Korkmaz'ın bir köşe yazısı var biraz ona e, değinelim. Geçen sezon bu zamanlar Galatasaray için en karamsar tablolardan birini çizen kişilerden biriydim. Bugünse potansiyelini tam anlamıyla sahaya yansıtamayan Galatasaray'ın liderle aynı puanla milli araya girdiği şu günlerde karamsarlıktan hayli uzaktayım demiş Serkan Korkmaz. Tabi sol stoperdeki e, e isimme değilmiş. Sol stoperdeki isim Abdülkerim olmalı bence. Keza Abdülkerim'in çok iyi geçen bir sezonunu hep beraber izledik ve takdir ettik. Icardi'de muhtemelen ilk 11'de çıkması beklenen isimlerden birisi. Mata rotasyonda yer bulacak duruma gelmiş olsa da büyük olasılıkla yedek soyunacak. Mertens'i kanatta ya da rakip kaleye daha yakın konuşurken, konuşlanırken izleyecek miyiz meraktayım. Bakalım Okan Buruk stoper ve bir kanattan geriye kalan o son Türk oyuncu tercihini kimden yana kullanacak? Düşününce Berkan'ın sol bekte oynaması o kadar da uçuk bir fikir değil sanki demiş ki Portekiz maçında milli takımımızın playoff'ta oynadığı Portekiz deplasmanda Berkan sol bek başlamıştı üçlü savunmada. Ya yani, e, mantıklı bir e, tercih gibi gözükse de e, sıkıntı biraz Berkan'dan kaynaklanıyor. Berkan oynamak istemiyor başka pozisyonlarda. Kendi pozisyonda oynamak istiyor. Yani bunu Okan Hoca denemedi mi? Denedi. Sol stoperde de oynattı. Sol bekte de pekala fizik gücüyle, tekniğiyle iyi kötü götürebilir, oynayabilir diye taraf